O odaya asla girmemelisin Ishani. Anladın mı? Şimdi beni dinle. Kimseye o odaya girmeye çalıştığını söylemeyeceğim. Sen de kimseye seni abimden kurtardığımı söylemeyeceksin. Tamam mı? Çünkü benim abim gerçek bir deli, manyağın teki. Her şeyi yapabilir. İsmini hiç duymadın mı? Nirbhay Singh Ahlawat. Haryana'nın en büyük şeker üreticisi. Gel bak. Bak işte. Her gazetede, her magazin sayfasında onun fotoğrafını en başta bulacaksın. Ama o... Bunu neden yapıyorsun? Ona ne oldu da benden böyle intikam alıyor? Sadece Tanrı biliyor. Ailemizdeki kimse sebebini bilmiyor. Kimse de soracak cesaret maalesef yok. Fark etmiş olmalısın. Ailemizde okula gitmemiş olan tek kişi o. Ne kadar eğitimli olsak da hepimiz onun emrindeyiz. Evdeki kimse seninle konuşmayacak dedi ve kimse seninle konuşmaya cüret edemedi. Ama ben konuşuyorum. O yüzden beni dinlemelisin. O odaya asla yaklaşmamalısın. Ama o odada ne var? Söyler misin? Orada birini mi esir tutuyor? Yoksa... Bunlar seni ilgilendirmiyor Ishani. Sen sadece kendini düşünmelisin. Bundan sana fayda çıkmaz. Kaçmayı düşünüyorsan kaçmayı düşün. Ama eğer abimle bir anlaşma yaptıysan kaçmayı sakın düşünme. Çünkü seni asla affetmez. Onu tanıdığım için söylüyorum. Anladın mı? Onun gücü parasında. Sonsuz parası var. Söyle bakalım. Aylardır buradasın. Sana hiç dokundu mu? Vikram! Beni çağırıyor ve çok sinirli. Vikram! Geliyorum abi. Gitmek zorundayım. Dinle. O odaya girmeyi bile düşünme, tamam mı? Anladın mı? Yoksa seni asla affetmez. Vikram! Geliyorum abi. Sana bir şey sordum. Ne yapıyordun? Bir şey söylemeyecek misin? Konuşsana. Abi, ben odamdaydım. Ne sanıyorsun? Seni görmeyeceğimi mi zannettin ha? Ishani ile konuştuğunu aynadan gördüm. Sana yapmamanı söyledim. Ama sen yine de yaptın. Sen laftan hiç mi anlamıyorsun ha? Abi ben... Sana ne yapıyordun falan demeyeceğim artık. Neden onunla konuşuyordun? Bu evde kuralları ben koyarım. Ve sen bu kuralı çiğnedin. Cezanı çekeceksin. Onun hiçbir suçu yok. O benimle konuşmuyordu. Ben onunla konuşuyordum. Hatta bana dedi ki benimle konuşmak istemiyormuş. Ben onunla konuştum. Doğru mu söylüyor? Evet, evet abi. Kadın ya da erkek. Evin kuralları herkese aynı işler. Madem kuralı çiğnedin, cezanı da çekeceksin. Ve cezan da şudur ki, evin bütün pencerelerini temizleyeceksin. Ama dışarıdan. O kadar temiz olsun ki, dışarıdan bakanlar cam olduğunu fark etmesin bile. Hey Binu! Ona bez ver hemen. Ve ona de ki, eğer camlarda bir leke bile kalırsa, hepsini tekrar temizletirim ona. Hadi git, başla çabuk.
Bu da ne böyle? Ne saçma sapan bir ceza verdi. Camların yüksekliğini biliyorsun. Bilerek ona bu görevi verdi. Yukarı tırmansın da düşsün diye, biliyorum bunu. Bir dakika. Önce bana şunu söyle. Niye bu kadar umursuyorsun? Neden umursamayayım ha? İshani beni korurken bu cezaya çarptırıldı. Benim yüzümden bunu yapacak. Sen delirdin mi? Suçu kendi üstlendin. Onu hiçbir şey yapmaya zorlamadın ki sen. Hiçbir şey demedim. Sesimi çıkarmadım. Ama artık çıkarmalıyım. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki? Ona karşı mı geleceksin? Hayır, değil mi? Zaten bunda tuhaf olan ne? Biz kendi hayatımıza odaklanmalıyız. O yüzden lütfen onunla uğraşma artık. Benim bir sergiye gitmem gerekiyor şimdi. Sakin olmak zorundasın, lütfen. Ben yokken onunla tek başına tartışma. Sakin ol. Bu yanlış. Bu çok yanlış. Bize böyle davranmasına daha ne kadar sessiz kalacağız? İnsanlara böyle davrandığını görünce sinirim tepeme çıkıyor. Söyle o zaman. Ondan daha çok mu sinirleniyorsun? Eğer öyleyse aynı anda banka hesabına da bir bak. O an farkına varmasan da hesabındaki parayı görünce anlarsın. O paraları senin hesabına o yatırdı. Sanırım bu oda kilitli olan oda. Nirbay bu odaya birini kapatmış. Belki o da kaçmak istiyor ama kaçamıyordur. Ona yardım etmeliyim. İshani nereye gitti? Umarım bu odaya girmemiştir. Nena! Nena? Nena! Nena! Nena, ne oldu kızım? Niye buraya toplandınız? Bu nasıl oldu? Hiçbirinizin gözü kulağı yok mu? Cevap versenize. Belki kimsenin suçu değildir. Yani kim bilir, belki de Nena kalkmaya çalışırken düştü. Sana soran oldu mu ha? Sana sordum mu ben? Ben konuşurken senin konuşmana gerek yok, tamam mı? Sadece diyordum ki... Yeter, sus artık! Camları sildin mi? Git camları temizle şimdi! O çok korkmuş. Onu gezdirebilir misin? Evet. Gel.
Anne, ben de geleceğim. Daha iyi hissediyor musun? Anne, sergideki çalışanlar arıyor. Hemen cevap verip geleceğim. Hı hı. Ne oldu? Bir dakika. Ne? Sana su getirmemişiz. Ben arabadan su alıp geliyorum. Dinle, korkmana gerek yok, zarar vermez. Bu arada insan insanla savaşmalı. Köpeklerin yeri bizim yanımızdır. Ama tuhaf olansa dostumuz dediklerimiz hep bize ihanet eder. Tamam. Dinle. Eğer köpeklerden bu kadar korkuyorsan, sana sırrımı vereceğim. Hı? Bu bir bisküvi. Ne zaman köpekler üstüne gelirse, havlayıp seni korkuturlarsa, bu bisküviden verirsin, sakinleşirler. Sonra dostun olurlar. Eğer bu şekilde korkarsan, havlamaya devam ederler. Al sende kalsın. İzninle. Dikkatli ol. Al canım, suyun. Nena? Neye bakıyorsun canım? Al, su iç. Anne, hı. Beni çağırıyorlar. Bence gitmeliyiz. Tamam canım. Bazen hayatta doğru amaç için yanlış şeyler yaparsın. Bayım yine de sizi ısırabilirdi. Ya işler ters gitseydi? Otur. Evinizde büyük bir etkinlik olacak. Bazen hayatta böyle riskleri almak gerekiyor. Nasıl? Önemli değil. Teşekkür ederim. Ona en sevdiğim Amadan al. Benim sergiye gitmem gerekiyor. Görüşürüz efendim. Arti! Arti acele etsene, geç kalıyoruz, hadi. Geliyorum, bir dakika. Küpemi bir türlü takamadım işte. Baksana, klipsi kapanmıyor. Senin şu son dakika rütuşların bir gün sonumuzu getirecek. Bir dakika geç kalsak ne olacak? Konuşmaya devam edersek daha fazla geç kalacağız, hadi. Boş ver bunları. İlk önce bana
Nasıl olduğumu söyle. Öyle bir soruyorsun ki sanki herkes sana bakmaya geliyor. Bana değil. Sana bakacaklar. Her neyse. Yakışıklı kocamın yanında güzel olmam gerekiyor. Bizi görünce beni sana yakıştırmazlar yoksa. Bak eğer böyle konuşmaya devam edersen... Yeter. Geç kalmadık mı? Hadi. Alo. Ben de hazırım ve çok heyecanlıyım. Yani böyle sergiler Kamal'da neredeyse hiç olmaz. Ha? Daha fazla geç kalmayalım. Hadi gidelim. Bu arada annem nerede? Anne nenayla gelecek. Mükemmel. Artık çıkmamız gerekiyor. En sonunda bugün abim olmadan birlikte keyfimize bakabileceğiz. Gerçekten. Herkes sergi için gidiyor. Ev boş kalacak. O odaya girmenin tam sırası. Ama nasıl gireceğim? Kapısı hep kilitli. Camdan girmek zorundayım. Böyle güzel etkinlikler Kamal'da birkaç yılda bir kez olur. Hadi gidelim. Bence biz dışarıda beklemeliyiz. Herkes dışarıda toplanır. Bence de. Eğer abim bizi görürse o da gelmek ister. Abim ve sergi. Sadece şeker kamışı fotoğraflarına bakıp durur. Böyle konuşma. Sadece güzel sanatlar nedir bilmiyor. Güzel sanatlar mı? Onda konuşma bilinci bile yok. Gerçekten. Aynı Hitler gibi konuşmuyor mu? Hitler kim? O Hitler Uttam'ın bir arkadaşının ismi. Hitler Sink Abrol. Onun hakkında konuşuyorduk biz de. Abrol. Hitler Sink Abrol. Hiç tanışmadık. Bir gün çay içmeye davet etmelisin onu. Tabii ki de. En kısa sürede çağırırım. Bu arada böyle süslenmiş nereye? Biz Art Exhibition. Art ne dedin? Exhibition. Sergi gibi mi? Evet. Demek sanat sergisi. Hem de bensiz ha? Biz düşündük ki orada ne ilgini çeker, bir şey çekmez ve sıkılırsın diye düşündük. O yüzden seni çağırmadık abi. Nereye gidip gitmeyeceğim beni ilgilendirir. Peki neden bana sormadınız? Nilbay aslında sana soracaktık ama... Şimdi de diyecek ki plansız gelişti. Sen de gitmeliyiz de tamam mı? O zaman bunu planlamamıştık. Ama artık planladık. Ben de geliyorum. Nilbay acaba sanatla ilgileniyor musun sen? Sanırım bilmiyorsun. Sanat sergisini açanlar kurdele kesmeye beni çağırdı. Kim var orada? Kim o? Dışarı gel. Gelsene. Dinle, korkmana gerek yok. Yardım edeceğim. Nirbay'ın seni de burada benim gibi esir aldığını biliyorum. Tek farkımız ben buradan kaçamıyorum ama sen gidebilirsin. Kaçmana yardımcı olacağım. Bak, herkes dışarı çıkıyor. Evde kimse olmayacak. Lütfen gel, sana yardım edeceğim. Gel. Korkmana gerek yok. Hayır, buradan gitmelisin. Eğer öğrenirse seni öldürür. Abi, az önce mesaj geldi. Fabrikada önemli işler varmış. Gitmem gerekiyor.
fabrikadan mı mesaj geldi? Yani önemli bir işin var ha? O zaman git ve yap hadi. Utam kandırmayı başardı. Ben de bir şey bulmalıyım. Size iyi eğlenceler. Bir dakika dur. Benim müşteriyle anlaştığım konu hakkında mı? O zaman benim de gelmem gerek. Ne de olsa müşteriler çok önemlidir değil mi? Sen de biliyorsun bunu. Eğer ben de seninle birlikte anlaşmaya gelirsem kesin müşteriyi bağlarız değil mi? Böylece parasını başka işletmeye kaptırmamış oluruz. Ve tekrar bize gelmesini sağlarız değil mi? Fazla abartma yoksa numaramızı anlayacak. Şimdi ne fısıldaşıyorsunuz? Hiç abi, hemen gitmemiz lazım, onu konuşuyorduk. Mutlu oldum. İkiniz de fabrika için sıkı çalışıyoruz. Kolay gelsin size. Hadi gidin şimdi. Evet. Tamam. Benim de işim vardı zaten. Sergiden bahsederken ofise gitmem gerektiğini unuttum. Ben de çıkıyorum. Dur. Fabrikada mı işin var? Başkası halleder. Zaten kadınların olması gereken yer evdir. Fabrika değil. Senin asıl sorumluluğun Nena ile ilgilenmek olmalı. Nena'nın sergiden keyif aldığından emin olman gereksin. Git onu getir hadi. Ve evet, ikisi de fabrikaya gitti. Biz de sanat sergisine gideceğiz. Ben onu getiririm. Birlikte gitmeliyiz. Hem orada birlikte fotoğrafımızı çeken Nirbay Singh Ahlavat ve karısı Ishani. Şimdi onu gidip alıyorum. Bana bir şey olmaz. Biraz cesur olmalısın. Hadi gel buraya. Bak, merak etme. Sana yardım edeceğim. Başımıza dert açacaksın sen. Nirbay'ın öfkesini bilmiyorsun. Eğer seni buradayken görürse tek kelime bile ettirmeden öldürür. Hayatta kalmak istiyorsan git buradan hemen. Bak, beni dinlemiyorsun. Hemen gitmen lazım. Lütfen git. Burada olacağını sanmıştım. Burada değilse eğer nerede? Onu bu taraflarda görmüştüm. Neredeydin? Neredeydin? Ben aslında keçi için su getirmeye gitmiştim. Keçi için mi? Nereye gidiyoruz söyle. Kolum. Kurnaz kadın. Beni mi kandırıyorsun sen? Bu odadan çıkmaman gerektiğini söylemedim mi ben sana? Neden çıktın? Beni akılsız mı sanıyorsun sen? Keyfine göre bu evde gezinebileceğini mi sandın? Ne hakla? Ramir!
Efendim Su. Efendim ne oldu? Gergin görünüyorsunuz. Ne cüretle benim şalımı üstümden alırsın? Kendini ne sanıyorsun? Neler yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Hazırlanmak için 5 dakikan var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Bay Nirvay gelmiyor mu? Geliyor, yolda olmalı. Buyurun. Sağ olun. Yüzüne güzel bir gülümseme kondurdu. İnsanlar benimle evlendiğin için mutluluktan uçtuğunu düşünmeli. Tamam mı? Gülümse. Seninle sırf evlenmiş olmak için evlenmedim ben. Diğer insanların eşleri gibi davranmalısın. Yoksa gerçek kocanı hapiste bulursun. D virüsüyle. Hadi. Gerek yok. Söylediklerinin hepsini yapacağım. Günaydın efendim. Merhaba bayan. Ailenizle birlikte gelmenizden onur duyduk. Buyurun efendim. Gelin. Nena, resme baksana. Renk dolu ve güzel değil mi Nena? Aynı senin gibi. Baksana şuraya. Ne kadar çok resim var değil mi? Sizi ressamla tanıştırayım. Bay Şelim. Merhaba bayım. Sizinle tanışmak zevkti. O benim... Benim eşim bayım. 6 ay önce böyle biri yoktu. Bir anda nereden çıktı? Merhaba Bayan Arti. Merhaba. Eğer köpeklerden bu kadar korkuyorsan, sana bir sırrımı verebilirim. Bu bisküvi. Eğer köpekler seni korkutur ve sana havlarlarsa onlara bu bisküviden ver. Hemen sakinleşirler. Hatta dostun bile olurlar. Vay canına. Ne güzel resim. Sanırım resmin ilhamı o hanımdan gelmiş. Acaba ressam kim? Vir yazıyor. Vir mi? Vir? Affedersiniz, bir şey soracağım. Evet. Bu
Resmi yapan kişiyi nerede bulabilirim ben? O oradaki beyefendi. Nene gülümsüyor. Çok mutlu oldum. Hemen anneme söylemeliyim. Resme bakmak istiyorsun. Sen burada kal. Hemen geliyorum. Anne, hemen gelmelisin. Ne oldu? Neneyi görmelisin. Baksana. Günler sonra ilk defa nene gülümsüyor anne. Hayır anne. Şimdi değil. Nene çok mutlu. Bırakalım biraz, bunun tadını çıkarsın. Biz oraya gidersek ne tepki verir bilmiyorum. Bir anda... Evet anne. O... Nene o resme bakıyordu işte. O resimdeki... Nene mi? Evet anne. Ve ressamın ismine baktığında da gülümseyiverdi. Ah tanrım. Nene için çok önemli bir an. O ressamla tanışmak istiyorum. Onun sayesinde nenemiz tekrar gülümsüyor. Evet. Şimdi buradaydın. Nereye gitti ki? Her kimse onunla tanışmak ve teşekkür etmek istiyorum. Hadi onu bulalım. Dikkatinizi verebilir misiniz lütfen? İlk önce bütün misafirlerimize geldikleri için teşekkür ederiz. Çünkü siz olmadan bunu yapamazdık. Sizin desteğinizle bu sergiyi açtık. Siz olmadan bu imkansızdı. Ve tabii ki sanatçılarımıza da teşekkür ederiz. Mumbai gibi büyük şehirlerden resimleriyle birlikte Kamal gibi küçük bir şehre gelip bize destek oldular. Bütün resimler şahane fakat bu hepimizin dikkatini hak eden bir resim. Bu resmi yapan ressam kısa bir süre önce Mumbai'den Kamal'a yerleşti. Kendisi gerçek bir sanatçı. En özel sanat eserini de bugün gibi özel bir günü ayırdı sadece sizler için. Fakat bu sanat eseri satılık değildir. Açık artırmaya sunulacaktır. Burada bir sürü ressamın huzurunda bakalım kim sanatı en çok takdir ediyor. Bakalım kim bu resmi evine götürecek. Resmin sergilenmesi ve açık artırmayı başlatmak için Bay Nirbay ve eşini sahneye davet ediyorum. Çünkü böyle bir resmi ondan başkası sunamazdı. Bayanlar ve baylar, Bay ve Bayan Ahlamaz. Vir mi? Ranvir'in imzası olmalı. O zaman o...
Tebrik ederim Bay Bir. Çok güzel bir resim yapmışsınız. Ranvir. Renkler duyguları canlandırmış. Kendi yaşadığınız bir an mı bu? Ranvir. Memnun oldum. Yeni eserlerinizi bekliyorum. Siz Vir... Ben evet Vir'im. O resmi siz mi yaptınız acaba? Evet ben yaptım. Hayır. O Bay Nirbay'ın açtığı resim. O resim siz nasıl yaptınız? Neden yapamaz mıyım? Hayır. O resimdeki kişilerin bir geçmişleri var. Çocukluk arkadaşı onlar. Birlikte büyüdüler. Evet, haklısınız. Ben de resme o hikayeyi vermeye çalıştım. Yani o resmi ben yaptım. Bazen hastalarımla birlikte çiziyorum. Kısa bir süre önce bir hastamın hikayesinden esinlenip yapmıştım o resmi aslında. O hasta nasıl? Şu an nerede? Ailesi nasıl? Siz onları tanıyor musunuz? Lütfen bana anlatmalısınız. Onu en son ne zaman gördünüz? Mumbai'de miydi? Yoksa başka bir yerde mi gördünüz? Lütfen bana söyler misiniz? Neden size söyleyeyim? Böyle duygusal bir geçmişi olan kişi o aşkını kaybetti. Onu soruş şeklinize bakarsak sizin için önemli biri olduğu belli. Onunla bir ilişkiniz var mıydı? Söyleyin lütfen. Hastamı nereden tanıyorsunuz? Onunla görüşmek mi istiyorsunuz yoksa bir mesaj mı iletmek? Söyleyin lütfen, nereden tanıyorsunuz? Onunla bir bağımız yok. Hastanızın kim olduğunu bilmiyorum. Sadece merak ettiğim için sordum. Tamam, memnun oldum. Pekala. Demek Ranvir'e bir mesaj yollamaya çalışıyoruz. Hadi, evde sana gününü göstereceğim ben zaten. Yürü hadi. Tecbal! Neredesin sen? Tecbal gel buraya! Bırak beni! Ne? Seni özgür bırakmamı mı istiyorsun benden? Seni özgür bırakırsam ne olacağını çok iyi biliyorum. Şimdi gör bakalım seninle ne yapacağım. Madem bu kadar kurnazsın, buna göre bir ceza alacaksın. Ne oldu? Ne yaptı yine? O benim karım. Ama bana karşı geliyor. Bana kurnazlık yapıyor. Sanat sergisindeyken etrafta gezinip insanlara Ranvir'i soruyor. Eğer onu yakalamasaydım kaçıp gidecekti. Ama o ne biliyor ki? Ama ben onu nasıl burada tutacağımı çok iyi biliyorum. Buyurun efendim. Onu al ve götür. Odasına kilitleyeceksin. Çabuk ol. Tamam efendim. Lütfen, lütfen beni tekrar odaya kapatma. Mesaj göndermiyordum. Tecmal, bekle. Seni o odaya kilitlemeyeceğim. Peki. Seni dinleyeceğim. Seni özgür bırakacağım. Madem özgürlüğüne bu kadar düşkünsün, buna göre açık alanda cezalandırılacaksın. Gökyüzünün altında, açık havada. Ne bir duvar ne de bir zam. Nereye istersen oraya gidebileceksin. Seni nereye göndereceğimi anlamıyorsun, öyle değil mi? Seni ormana göndereceğim.
Gider ağaçlarla konuşursun. Üstün açık bir şekilde gökyüzünün keyfini çıkarırız. Bu şekilde sen de cezanın keyfini çıkarabilirsin, öyle değil mi? Ama bu şekilde kaçıp gidemez mi? Biri benim arazime girerse saklanabilir. Ama asla kaçamaz. Bu kızın hemen ormana gitmesini istiyorum. Tarlamızın yanındaki ormana bırakın onu. Ormanda biraz yalnız başına kalmak aklını yerine getirir herhalde. Kimse ona kıyafet vermesin. Arkandan iş çevirmenin ne demek olduğunu anlatacağım ben ona. Lütfen ben hiçbir şey... Yürü! Ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen beni dinlemek zorundasın. Bu kızın ormana bırakılmasını istiyorum. İzin verirsen ben de bunun bir parçası olacağım. Neden hala bakıyorsunuz? Mayandar, arabayı getir. Durun! Ormanın gideceğiz. Ortasına hadi. Bırakın gitsin. Hadi. Bütün günümü de mahvetti. Ne güzel gündü halbuki. Annem Nena'nın bile gülümsediğini söyledi. Ama ben... Ne oldu abi? Neden bir anda iş haniyle sergiden ayrıldınız? Beni boş ver şimdi. Annem Nena'nın bugün güldüğünü söyledi bana. Evet abi. Nena bugün gülümsedi. Nena'nın mutluluğundan daha önemli hiçbir şey yok. Onun mutluluğunu herkesle paylaşmak isterim. Herkese tatlı dağıt. Ve evet. Nena bugün benimle birlikte yiyecek. Kendi elimle ona yedireceğim. Hadi içeri geçelim. Hava soğumaya başladı. Abim bana cevap vermedi. Neden alelacele iş haneyle gittiler? Hadi iş hani, geldik işte. Hadi insene. Bugüne kadar ne dediysem dinledin. Şimdi mi vazgeçiyorsun? Bu arada kocan sana özel bir mücevher gönderdi. Seni onu giyerken görmek istiyorum. Sanırım beni dinlemeyeceksin. Çünkü işkence edilmeye alıştın. Peki. Keyfin bilir. Yürü! Güzel kardeşim neredeymiş benim? Benim biricik nenem. Bak, senin en sevdiğin yemeği getirdim. Bizzat benim elimden yerken eminim daha çok hoşuna gidecektir. Ne kadar da akılsızım. Unutmuşum. Televizyonu açana kadar yemeğini yemezsin ki sen. Başbakan Haryana'daki konuşmasında Haryana'nın yeni işletmeler için çok uygun olduğunu ve buranın gelişmesinin ülkeye büyük katkısı olacağını söyledi. Bugün Kamal'da resim severleri için bir sanat sergisi düzenlendi. Çodir salonunda düzenlenen etkinliğin sadece başlangıç olduğu ve devamında daha nicelerinin olacağı söylendi. Baksana, bizim katıldığımız sergiden bahsediyorlar. Haberleri bile çıkmış. Ne kadar da güzel. Al bakalım. Hiç değişmemişsin.
Televizyon ilgini çektiğinde yemek yemeyi bırakıyorsun. Gerçekten çok inatçısın. Biraz pilav ister misin? Vatandaşlarımızın dikkatini. Kamaldaki bir sirkten bir kaplan kaçmış. Olaya şahit olanlar kaplanın yakınlardaki ormana kaçtığını görmüşler. Orman koruyucuları henüz kaplanı tespit edemediklerini bildirdi. Kamaldaki vatandaşlarımıza ormanların yakınlarında durmamalarını önemli tavsiye ediyoruz. Aman Tanrım. Onlara iş aniyi ormana bırakmalarını söylemiştim. Ya kaplan ona saldırırsa? Sadece onu cezalandırmak istedim. Öldürmek değil. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hey Bundi! Gel! Nene'ye yemeğini yedir. Hadi. Ne oldu? Yürüyemiyor musun? Sana özel tahtırevan getirmemi ister misin? İşhani, bana oyun oynamayı bırak artık. Çünkü seni şımartan Ranvir'in burada değil. Şimdi önüme düşüyor musun yoksa seni sürükleyeyim mi? Yürü. Burası uygundur. Nirbay seni buraya bırakmamızı istemişti. Ama burası tarlalardan yeterince uzak değil. Ama orman ormandır. Ranvir'i bulmak istiyordun değil mi? Burada kal. Burada kimse senden haber alamaz. Burada hiçbir şey yapamayacaksın. Ama evet. Sana burada her şey olabilir İşhani. Tecbay. Hadi bakalım. Başlayın. Hey! Aslında İşhani benim eski dostum olur. Ve arkadaşımın eşi. Nirbay tarafından verilen bu özel mücevheri senin kendin giymeni isterim. Ağaca bağlayın. Ritika, lütfen. Artık bir yere gidemezsin. Bu arada onun karısısın artık. Ama yerin hizmetçilerin yanı. Umarım sorun değildir. Burası çok soğumaya başladı. O yüzden bizim gitmemiz gerekiyor. Senin için iyi olacaktır. Böyle soğuklar hiç Mumbai'ye gelmezdi. O yüzden her yanın soğuğunun keyfini çıkarabiliriz. Eğer çok acıkırsan etrafında kuru çalı ve çırpılar var. Evet, bu soğukta eminim hiç susamazsın. Hadi görüşürüz canım. Ritika! Görüşürüz. Ritika dur! Ritika! Ritika lütfen! Ritika! Amber neredesin? Arabayı çalıştırın. Melvir, Bali siz de gelin. Sirkten kaplan kaçmış. Tamam. Hemen ormana gitmemiz gerek. Efendim, benim beyim de ormana resim yapmaya gitmişti. Kayıp bir kaplan olduğundan habersiz. Ben de sizinle gelebilir miyim? Arabaya binin, hadi. Acele edin. Bas gaza. Bas hadi, bas. Siz Vir. Evet, ben Vir'im. O resmi siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Hayır.
Ben Bay Nirvay tarafından gösterilen resimden bahsediyordum. Nasıl? Neden? Ben yapamaz mıyım? O sadece bir resim değil. İki insanın geçmişi. Çocukluk arkadaşıydı onlar. Birlikte büyüdüler. Evet, haklısınız. Resimde anlatmak istediğim hikaye buydu. Yani ben resmettim. Bazen hastalarımla birlikte resim yapıyoruz. Bir hastamla geçmişi üzerine konuşmuştuk. Onun geçmişinden esinlenerek o resmi yapmıştım. Bu kaplan sesi. Yani yakınlarda kaplan olmalı. Bu ses de nedir? Yoksa işen mi? İmdat! Kaplan! İşen? O burada ne yapıyor? Daha hızlı süremiyor musun? Sola çek hemen. Kenara çekil, kenara.
Hadi koşun koşun. Hadi. İşte orada. Sesi o taraftan geliyor. Hadi! Yüce Tanrım, lütfen o adamı kurtar. Beni kurtarmaya geldi ama ona yardımcı olamıyorum. Lütfen ona yardım et. Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affedemem. Bu vahşi kaplan senden başkasını dinlemez. Lütfen Tanrım, lütfen o adamı kurtar, kurtar. Artık dersini almışsındır herhalde. O adam beni kurtardı. Ona gidip ona teşekkür etmem Evde lazım. Evde konuşuruz bunları. Zincirini çözün. Evet efendim. Bir gidip teşekkür Sana etsin. Evde konuşuruz dedim. Çözdün mü? Evet beyefendi. Hadi. Bayım, beyefendiyi gördünüz mü? Evet, orada biri baygın yatıyordu. Aradığın kişi olmalı. O değilse bile onu hastaneye götürmelisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.